Bu videomuzda Instagram'da sorduğum soru cevapları birlikte yanıtlamaya geldik. Harun'la aldım, getirdim. Merhaba. Soruları bilmiyor. Bakalım ne cevaplar verecek. Nasıl yapıyoruz? Bakalım ne cevaplar vereceğiz. Dur. Şimdi. Sırayla mı çekiyoruz? Evet, sırayla. Bir sen, bir ben. Tamam. İkimiz de cevap vereceğiz. Tamam mı? Senin çektiğini önce sen cevap vereceksin. Sonra ben cevap vereceğim. Sonra ben çekeceğim. Yine öyle gideceğiz. Hadi. Hadi bakalım başlayalım. Elif Eylül isimli kullanıcıdan gelen cevap, sorumuz. Yüksek sesle oku. Eda'nın ismini kim koydu ve burcu ne? Anlat. Sen anlatıyorsun. Ben anlatayım. Eda'nın ismini babası koydu. Şöyle babası koydu. Eda'nın aslında ismi Duru olacaktı. Yani ben Duru istedim. Aramızda bir anlaşma yapmıştık. Erkek olursa o, kız olursa ben koyacaktım. Hastaneye gittim. Genel anesteziydi benim doğumum arkadaşlar. Doğumdan çıktım, bir tane sağlık görevlisi, artık hani narkozlu olduğu için, şöyle bana vuruyor, hayal meyal hatırlıyorum. Hadi diyor, uyan artık diyor, Eda doğdu diyor, sen hala uyanacaksın diyor. Şöyle durdum, Eda mı? Onun adı Duru değil mi? Kütüğüne gitmişim. Uyandığımda babası adını Eda koymuş. Bana da sürpriz oldu. Artık iyi bir sürpriz mi oldu, kötü bir sürpriz mi oldu bilmiyorum ama adı aslında Duru olacaktı. Neyse, ikinciye yaptık. Şimdi ben çekiyorum. Ne direkt sen cevaplamış oldun bunu? Soruyu soran 11 Aynur Elis diye bir kullanıcı. Yaş farkı. Kaç yaş farkı varmış? Çok yok, 6. Az ya, 6 yaş farkı. 6 yaş farkı. Bu soru da çok geliyor. İşte Seda Hanım, anlaşabiliyor musunuz? 6 yaş çok değil mi falan filan diye. Bence değil. Evet, insanlar beni biraz yaşı genç büyük gözüküyor. Genç ve çıtır gözüktüğü için problem değil bence. Biraz büyük gözüküyor olabilirim ama daha henüz 34. Hadi çek. 35. Yüksek sesle oku. Seda Yılmaz'ın. Benim evde, fan sayfalarım. Evde Harun abi sana yardım eder mi? Eder misin? Önce sen cevapla. Bu sen ver cevap. Hayır, sen ver. Sen ver. Yani Seda'ya belli yerlerde yardım ediyorum. Özellikle Eda konusunda. Çünkü Eda'ya aşırı düşkünüm. O bana 7 ayrı. Eda'ya geç. Ev işlerinden bahsediyorlar bence. Sen bir tek bir baba olarak Eda'ya bakıyorsun. Yaptığın yok, bu. Ev işlerine fazla vakit ayıramıyorum. Çünkü öyle bir vaktim yok. Ama iti yapıyor. Onu yapıyorum mecbur. Ne yapayım? Karım hazırlamayınca kendim hazırlıyorum. Ne yapayım, çocuk, ev işleri, o bu. Zor oluyor yani. Hayat müşterek ama. Soran BKDMR Gamze. Demir kullanıcı. Nasıl ve nerede tanıştınız? Anlat. Biz Seda ile ilk buluşmamız... Buluşmamız değil, nerede tanıştık? Nerede tanıştık? Evet, nerede tanıştık? Nerede tanıştık? Çanakkale'de Seda'nın iş yerinde tanıştık. Hı-hı. Seda'nın bir... Tabii bunun var. Öncesi var. Instagram'dan ekleyip bir yürüme faslı var ama... Ya, ben yürümüyorum, koştum o zaman. Yani tamamıyla... Konuyla... Nasıl tanıştık anlat? Şöyle oldu, bir ortak arkadaşımız var. Onun paylaşımlarında görmüştüm, onu sormuştum. Daha sonra tabii Seda'ya ekledim falan. Konuşmaya başladık yavaş yavaş. Konuşmaya başlamadık doğru. Evet, başta hanımefendi konuşmak istemiyordu ama malum Harun Yılmaz farkı. Şöyle, Yasemin abla vardı benim butiğimde, benimle birlikte çalışan. Aynı zamanda çok yakın arkadaşım, Harun'un da yakın arkadaşı. Orada görüp beni ekliyor, böyle bir iki yazışma faslı falan. Sonra dükkana gelip gitmeye başladı bizim mağazaya ama... Ya neyse, açık açık anlatayım. Ben Harun'u hiç beğenmedim. Hiç istemedim. Gerçekten hiç istemedim. Dedim ki olmaz yani. Yasemin abla diyor ki bak çok iyi çocuk, şöyle böyle falan. Olmaz dedim. Tipim değil, tarzım değil. O da dedi ki Sedacığım büyük konuşma. Harun'da şeytan tüyü vardır dedi. Dedim ki abla ne tüyü olursa olsun olmaz. Sonra bir gün ben bunalımdayım. Yasemin abla da buraya gelip oluyor. Harun'un yanına mangala davetliymiş. Tabii önceden planlarını yapıyorlar. Hadi dedim gidelim. Geldik. Ya böyle bir şey olamaz. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani ilk buluşma değil mi? Abi bir kendine özenirsin, bir saçını başını yaparsın, evet. Bir giyinirsin. Mangal yapacağız ya, şöyle bir kapri şort ayağında. Şıpıdık parmak arası, plastik terlikler. Üstünde de hani en azından bir tişört hayal ediyorsunuz değil mi? Yok. Tişört bile yok. Ediler Marmaris yeleği üstünde. Kıbrıs'ta onun işletmeciliğini yapıyordu. Yelekleri buraya getirmiş.
Beni öyle karşıladı. Dedim ki Yasemin ablaya, rezillik. Ben sana olmaz demiştim. Kepazelik. Ama yapacak bir şey yok. İşte olay buralara geldi. Büyük konuşmayacakmışsınız arkadaşlar. Öyle tükürdüğünüzü size yalatıyorlarmış. Yani evet. Özellikle de ilk buluştuğumuz akşamdan sevgili olduk. Evet ya, o şıkkıdık. Ya bunların aksine hepsi de, rakı, rakı Seda, işte. Sedan, onun etkisi. Aksine de Seda'nın tipi değilim ama Eda'ya sahibiz. İşte değildi, ne yapalım? Hayat. Sen çekmiştin. Sen çekmiştin. Hayır, sen çektin. Sen çektin. Aa, doğru. Hasan Köse 332. En tahmin edemediğiniz sinir anınızda nasıl sakinleşiyorsunuz? Sen nasıl sakinleşiyorsun? Harun sakinleşmiyor çünkü Harun her zaman ölü taklidi yapıyor. Yani ben sinirleniyorum genelde. Bağırıyorum, 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 bağırıyorum. Cevap yok. Yok yani. Nasıl sakinleşiyorsun? Onu sormuştum. Ben nasıl sakinleşiyorum? Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum kendi kendime. Duruyorum, dinleniyorum, bir daha ağlıyorum. Böyle sakinleşiyorum. Yani umurumda olmuyor. Ceketini alıyor, basıyor, gidiyor evde. Seda ondan sonra sakinleşiyor. Sakinleşemiyorum ama. O zaman da bir WhatsApp'tan yazıyorum, yazıyorum. Allah kahretsin, şöyle böyle. Sonra bir bakıyorum profil resmi yok. Engelliyorum şimdi. Sonra ister istemez rahatlıyorum. Öyle. Neyse. Bu hikayede. Evet, sonraki sorumuza bakalım. Şu geldi. Kavga ettiğinizde kim daha çok alttan alıyor? Kim alıyor? Yani genelde ben sessiz sakin durup Seda'yı duymamaya çalışıyorum. Çünkü duyunca aşırı sinirli. Çünkü haklı oluyorum genelde. Yani o raddeye geldiysem geçerli, haklı bir nedenlerim vardır. Ya düşünsenize, bayanlar özellikle size soruyorum. Şimdi kocanız, tartışıyorsunuz ya. Yani tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz ama kendi kendinize. Ya bir tepki ver ya, bir tepki ver, bir şey söyle. Susuyor, böyle bakıyor. Böyle. Ben alttan almıyorum. Alamıyorum çünkü öyle bir yapım yok. O da ölü taklidi yapıyor. İşi öyle yırtıyoruz. Kendi kendine öyle düzeliyor alıyoruz. Nasıl düzeliyorsa. Ama burnu düşse yerden almaz. Özür de dilemez yani. Hiç dilediğini duymadım. Sen çekiyorsun. Sinirlendim bak şu anda. Sinir nasıl rıyla karıştırdın? Damla Sepik. Oo, ben bunu senin okumanı istiyorum. Senin dudaklarından bu cümleleri duymak istiyorum. Eşin çok çok çapkın ve senin tanıdığından sevgilisi vardı. Bu senden sende güvensizlik yaratmadı mı? Soruyu bana sormuş. Ben ona böyle hepinizin huzurunda sormak istiyorum. Beni tanıdığında sevgilin var mıydı? Dürüst ol. Yoktu, bunu açık açık. Gözlerime bak. Bu konuyu daha önce de konuştuk. Böyle bir şey yoktu. Vardı. Yalan konuşuyor. Vardı. Yani sonuna kadar inkar edecek, tabii ki edecek ama biz tanıştığımızda onun sevgilisi varmış. Ben bunu çok sonradan öğrendim. Puzzle'ı da birleştirdim. Zeki arkadaş telefonundan mesajlaşmaları silmediği için ben tarihleri birleştirdiğimde zaten sevgilisi olduğunu öğrendim. Ama iş işten geçmişti arkadaşlar. Bir de böyle bir durum var. O kabul ediyor mu? Etmiyor. Yalan atıyor. İnanmıyor. Yalan. Sağ ol. Yalan, yalancısın. Çek. Sinirleniyorum şey. Ebrar 8199. Harun abiyle ilk görüşte aşkla mı evlendiniz? Sen cevap ver bari bunu. Sana soruyorum. Hayır. Harun abiyle diye sana soruyorum. Hayır. Asla öyle bir aşk katiyen yok. Bak size yemin ediyorum hiç istemiyordum. Yani dedim ki ıy. Dükkana geldiğinde Yasemin abla dedim ki o gitsin ben öyle gelirim. Görmeyeyim şunu. Karşılaşmayayım falan. İlk görüşte aşkla falan evlenmedik. Ama ilk buluşmada aşık olduk. Yani rakıdan mıydı, yediğim balıktan mı zeytin oldu bilmiyorum. Ama ilk görüşte aşık oldum. İlk buluşmada aşık oldum. Yani ya da şıpıdık terliklerine etiler var mı etsiyelerine falan. Manyak çok doğal falan. Ya. De böyle gülünce gözleri falan çek. Neyse çek. Ben çekiyorum. Seda'ya bombasın. Hatice Solak. Evlenmeniz gerektiğini hissettiğiniz an neydi? Neydi? Efendimiz gerektiğimizi hissettiğimiz an. Neydi? Valla benim açımdan düşünürse yaşım gelmişti. Ama bir belanı vermesi. Yaşlanıyordum yani karta kaçmadan. Çocuk sahibi falan olmamız gerekiyordu. Dış ses küfür edebiliyor muyum? Bip yapabilir miyiz? Etmiyoruz değil mi? YouTube kuralları gereği. İlk videolarımdan şey olmuyor. Valla ben evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Hele ki bununla hiç düşünmüyordum.
Bilmiyorum şu an nelerdi. Demek yaşın geldi. Kendi tez atıldı, kendi çürüttü. Çek. Çünkü neden? İlk gördüm. İlk buluştu akşam aşık olmuştu. Evlenmeyi düşünmüyordu. Düşünmüyordum. Neyse öbür soruyla devam edelim biz. Videodan sonra boşanıyormuş. Ne olur ama ne izlenir bir sonraki video değil mi? Hayriye KSP. Seda, düğün fotoğraflarınızı paylaş. Evet, düğün fotoğraflarımızı... Benim patlattığım, patlattığım. Neden paylaşamıyorum? Neden paylaşamıyorum Harun? O da çok komik. Yani neden paylaşamıyoruz? Biz düğünden sonra işin açıkçası fotoğrafları almaya bile gidemedik. Gidemedik. Benim işlerimin yoğunluğu koşturmacam. Seda malum. Onluğu yoğunluğu. Şimdi şöyle. Fotoğraflarınızı alamadık. Hala zaten hazırladım. Benim düğünümden önce, yani bir gün ya da iki gün öncesi değil mi? Kısıtlamalar gelmişti. Benim düğünüm rezalet oldu arkadaşlar. Yani kimin bedduasını aldım? Bunun eski sevgililerinin kimin bilmiyorum ama rezalet bir düğün. Sadece bir takı merasimi. Öyle bir düğün düşünün. Hiç içime sinmedi. Hiç mutlu olduğum bir düğün değil. İçimden gidip o fotoğrafları almak bile gelmedi. Ama 5. yılımızda bir daha düğün yapacağım. Evet. Yapacağım. Bir daha gelinlik giyeceğim. Kokteyl böyle kopacağım, eğleneceğim. Yapacağız. Kısıtlamaların olmadığı bir düğün yapacağız. Yine bir şey olur ya. Benim hayattaki şansım. Nasip görürüz o gün. Devam et. Ben çekiyorum. Şunu çekmek istiyorum. Şefik EKRDS. İkinci çocuğu ne zaman düşünüyorsunuz? Demiş. Evet cevapla. Ne zaman düşünüyorsun? Sen cevapla. Sen cevapla. Sen cevapla. Sen cevapla. Yani ne zaman düşünüyoruz? Bilmiyorum ama istiyorum yani Eda'nın bir kardeşi olmasını istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum. Yani ikinci çocuk konusunda... Fikrimi almıyor genelde zaten. Hani evet. Çocuk çocuğumuz olsun mu? Bu konularda demiyorum. Biraz bencilim. İstiyorum. Düşüncesi yani. İstiyorum. Ama bakmıyor. Belki yakında. Bilemeyiz. Hiç bilemeyiz hiç. Hadi çek. Bu arada son 4. Onunla birlikte 5 sorumuz. 5. Güzel bir soru. İlk buluştuğunuzda üzerinizde ne vardı? Ben senin üzerinde ne olduğunu söyledim. Benimkini Seda söyledi. Ama Harun'u ilk gördüğümde üzerinde dükkana uğramıştı Yasemin ablanın yanına. O da yoktu. Bir tane pantolon vardı. Pembe bir tane böyle şey yakalı tişört vardı. İlk gördüğümde o vardı. Buluştuğumda da etler Marmaris yeleği ve şort. Şıpıdık terlik vardı. Benim ne vardı? Vallahi hatırlamıyorum. Yemin et. Yemin et. Yalan söylüyorsam otomanda gemi çarpsın. Evet, diğer soruya geçelim. Çekiyorum. Buna sen cevap ver. Az öncekine ben cevap verdim. Soran Nur Sima Altire Bahadır. Onu ilk gördüğünde ne düşündün? Bence ne düşünmüştür biliyor musunuz? Oo, bu da yeni kurban. Bu da yeni kurban. Listeye, benim kataloğa bir alayım diye düşünmüştür. Ne düşündün? Ya yani ilk gördüğümde evet, Sedan'la da ilgileyeceksin. Söyle ya, dürüst ol. İlk gördüğümde ya Seda'yı çok beğeniyordum, tanımak istiyordum. Ondan sonra işte o akşam yemek yedik, tanıştık. O akşam yemek yemedik, atlama. Nerede o akşam yemek yedik? Ondan sonra ilk gördüm. İlk sen mangal günü görmedin ki böyle. Önceden bir yürüme, koşma paslığın var şimdi bunları anlat. Harun'cum burada yani. O zamanlar yani beğeniyordum Seda'yı. Tamamıyla konu bunu ver. Beğendiğim için. Sonra baktım böyle konuşurken hatta bir ara mesajlaşırken hatırlıyorsan yok işte senle benden sevgili olmaz, kanka olur falan. Ne yapmış biliyor musunuz? Ya dış ses, bunu anlatmak istiyorum. İstersen kırparsın, ayarlarsın, hiç problem değil. Şimdi bu bana yürüyor ya arkadaşlar. Instagram'dan numara faslına geçtik. Ama 3 mesajına bir cevap veriyorum falan filan yani. Çünkü istemiyorum adamı, ötesi yok o zamanlar. Aradan aylar sevgili olduk. Atalan Üsküdar'ı geçti. Artık böyle nişanlanacağız. O dönemlerdeyiz. Harun bana böyle bir İstanbul'daydı iş için bana bir şey atmış. Bu falcı bacı Falaktin falan var ya, bak falında S harfi çıktı ya diye bana bir şey atmış. Bu sen misin yazmış. Aylar sonra ben bunu bir öğrendim. Benimle birlikte bu falı 3 kişiye daha atmış. Yaptın mı? Kameraya bak ve doğruları anlat. Yani böyle bir adam. Evet. Neyse. Birazcık durum öyle. Öyle hissetmiş. Ben ilk gördüğümde hiçbir şey hissetmedim. Ben hangi S olduğunu arıyordum. Konu olmadı aslında. Senin hangisi olduğunu çözmeye çalışıyorum. Sinirlenmeyeceğim. Hangi S olduğunu arıyormuş. O S'ye benmişim demek ki. Ben hiçbir şey hissetmedim. Semra Altire Erata soran kişi. Çok ciddi kavganız oldu mu? Oho. Oho.
Hangi birini sayın? Bir sürü oldu ya. Var. Birkaç tane var. Var var. Birkaç tane var. Oldu. Tabii bunların neden olduğunu anlatmam. Şimdi Seda aşırı böyle ani tepki veren, sonunu düşünmeden şey yapan böyle bir de Allah var yani. Ağzı, dili, içi bir. Her şey böyle anında kendini böyle dışarıya öfkesini şeyini vurduğu için genelde 6 ayda bir güncellemesi geliyor. İşte format falan atıyoruz, güncelliyoruz. Ben mutluyken de çok dolu dolu yaşayan bir insanım. Üzgünken de, sinirliyken de ve yani içinden ne geçiyorsa karşımdaki kim olursa olsun çat diye söylerim. Umurumda da olmaz. Bu yüzden de çok kavgalarımız olmuştur. Hani politik davranamam yani. Ne hissediyorsam onu söylerim. Bu yüzden de genelde kaybederim. Mesela ben. Şeyma alt tire Erdoğan 47 soran kişi nasıl evlenme teklifi aldın Sedacığım? Bana sorulmuş. Mükemmel bir evlenme teklifi aldım. O kadar güzel ki hiçbiriniz böyle bir evlenme teklifi almamışsınızdır. Rezalet. Ben evlenme teklifi bekliyorum. İstemeye geldiler artık. Yani diyorum ki herhalde eder, bugün eder, yarın eder. Edecek yani değil mi? Hani evleneceğiz, isteme olacak. Kız istemeye geldiklerinde evlenme teklif etti ailenin yanında ama öyle kuru kuru hiç de beni mutlu eden bir şey değildi. O da içimde kaldı mesela. Kaldı yani. Yani o konuyla ilgili şöyle bir durum var. Ben bu zamana kadar hayatımda hiçbir şey istemedim. Her şeyi aldım. Seda'yı da o gün almaya gitmiştik. Vermeseler de alıp gelecektim. Ama şunu anlatmak istiyorum. Benden önce bir tane kız arkadaşına, bu yabancı uyruklu bir hanımefendi. Ona gayet çiçekler, böceklerle Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta mıydı? Yok, hayır o zaman Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta mıydın? Rezil. Kıbrıs'ta teklif etmiş. Ben işte, benimle evlenir misin? Ya bazla. Cihan Altire Cansu soran kişi. Kendinizi mi Harun mu şansı görüyorsunuz? Tabii ki de Harun şansı görüyorum çünkü hiç kimse benim yaptığım fedakarlıkları onun için yapmaz. Kesinlikle Harun daha şanslı. Bu tartışmaya kapalı ya. Harun şanslı yani. Sen beni şanslı görüyor musun? Yok. Ben şansı yüksek bir insanım. Sıkıştığım her yerde böyle hızla yetişiyor. Her bence Harun daha şanslı. Sorularınız bitti. Bunları yine yaparız. Yani çok fazla soru geldi arkadaşlar ama bir dahaki soru cevapta cevaplayamadıklarımızı da şey yaparız, paylaşırız. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada videoyu izlediyseniz bize destek amaçlı beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.